Gençler merhaba. Şimdi gün içinde bu dersimizde Asset Store ve Asset Store'dan indireceğimiz standart asset üzerine konuşacağız. Seveceğiniz bir eklenti. Asset Store'u da bayılacağınızı düşünüyorum. Hadi başlayalım. Şimdi önce şu ekrandan bir kendimi kaldırayım. OBS'de kaldırayım. Evet. Şimdi bakın karşınızda Asset Store'dan indirmiş olduğum free bir takım eklentilerle hazırlanmış olan bir dünya ve bir çeşit işte basit bir köy var, bir arabamız var. Oyunu çalıştırdığımızda neyle karşılaşıyoruz bakalım. Ses geliyor mu bilmiyorum ama WASD ile bakın aracımızın tekerlekleri hareket ettiriyoruz. Giderek daha iyisini, daha farklı komponentleri yapabileceğinize eminim. Şimdi bunu nasıl yaptık? Bunu göreceğiz. Hadi devam edelim. Şimdi ben yeni bir proje açacağım ve bu assetları nasıl indirdiğimizle baştan başlayarak bunu göreceğiz. New diyorum. Şöyle. Evet, buraya bir klasör seçiyorum. Random kaya oluşturma içerisindeymiş. Buraya ne diyelim? Asset video diyelim. Bu klasör seçilsin ve bunun adını da ders 3 diyelim. Create diyorum ve açılmasını malumunuz bekliyorum. Bu esnada bu açık olan diğer pencereyi de exit deyip kapatıyorum. Şimdi iki monitör var. Diğer monitör de açılıyor. Bu sahneye taşıyacağım şimdi. Importing modunda son aşamasında şu an. Sanırım burayı kesmem gerekecek. Bayağı uzadı çünkü. Evet. Şimdi Unity dünyası geldi. Şu an gördüğünüz hiyerarşi ya da layout düzeni şu şekilde 2x3. Bunu default olarak gelebilir sizde. Çok önemli değil şu an. Yeri geldiğinde bunları değiştirebileceğiz. Şimdi Asset Store'dan bahsetmiştik. Dedim ki Asset Store nedir? Şurada üst tarafta yine Scene Game ve yanında Asset Store'u göreceksiniz. Layout'un default görünümünde burada Asset Store'u göreceksiniz. Asset Store nedir? Asset Store veya Asset Store Unity'nin oyun yaparken kullanabileceğimiz hazır oyun objelerinin listelendiği bir kütüphanedir. Burada ücretsiz objeler olabileceği gibi ücretli objeler de söz konusudur. Tabii kalite kıyaslaması yaparsanız ücretli olan içerikler her zaman için daha kaliteli olmaktadır, daha oyuna uygun olmaktadır ama free olan assetlerde de bazıları en azından işimizi görecek kadar iyidir. Şimdi bu alana sıkışmak istemezseniz Asset Store'un şu yanındaki 3 tane düğmeye tıklayıp veya 3 noktaya tıklayıp maximize dediğinizde tüm sahneyi kaplayacaktır. Burada işte bakın gördüğünüz gibi çeşitli kategoriler var. Oturum açmış olmanız gerekiyor. Buradan istediğiniz gibi çeşitli araçlar da indirebiliyorsunuz. Ama bizim için şu an ihtiyacımız olan, özellikle şu an için ihtiyacımız olan şey standart asset. Bunun dışında buraya çeşitli kavramlar aratarak ücretsiz objeler bulabilirsiniz. Şimdi ben öncelikli olarak bize lazım olacak olan standart asset'ı arıyorum. Şimdi standart asset şöyle tamam bulduk onu. Bulduk. Silmeyelim iyiydi. Gelsin tekrar. Standart asset. Bakın şurada ilk başta göreceğiniz
Unity teknolojinin, Unity'nin geliştirmiş olduğu bir başlangıç paketi aslında. 2017 sürümüne kadar bu Unity ile beraber yükleniyor ve direkt şuradaki Game Object bölümünden buna erişebiliyorduk. Ama kaldırıldı artık ve bunu dışarıdan Asset Store'a indirmeniz gerekiyor. Buradaki ben daha önceden çok indirdiğim için bu size bu şekilde şöyle gözükecektir. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi ben de import diyecek, size Dowland yazacak. 183 MB'lık bir dosya. Bunun bilgisayara yüklenmesine izin verin. Import diyeceksiniz. Tabii sizde Dowland olacak. Dowland demeniz gerekiyor. Ondan sonra Dowland dedikten sonra import diyeceksiniz. İnternet hızınıza bağlı olmak üzere buradaki sürecin ona göre belirlenmesi gerekiyor. Karşınıza Import Unity Package diye şu menü gelecek. Şimdi buradaki bütün objeleri kullanmıyoruz ama başlangıçta istemediğiniz objeler varsa bunları seçebilirsiniz. Ben bunları istemiyorum diyebilirsiniz ama şu an hangisinin işimize yaramayacağını bilmediğimiz için tamamının seçili olduğundan emin olun ve import deyin. Import dediğinizde standart asset, standart paket Unity'nize eklenmiş olacak. Şimdi standart asset işimizi aslında fazlasıyla kolaylaştıran bir asset. Script yazmadan işte basitçe bir araç kontrolü, bir yürüyen karakter veya işte uçan bir obje gibi nesneleri kontrol etmenize izin veriyor. Yapısındaki objeleri kullanabiliyorsunuz falan. Bu anlamda başlangıç için hani deneyimlemek, kullanmakta fayda var. Çünkü hani oyun geliştirme mekaniğinde ivme katan bir eklenti. Dolayısıyla ikinci hatta üçüncü diyelim videomuzda buna ayırmakta yarar görüyorum. Zaten Asset Store'dan indireceğiniz objelerle hazırlayacağınız dünyanızda hani basit yürüyen adamla bile yapacağınız işler bayağı keyifli ürünler çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Evet, şu an beklemeye devam ediyoruz. Yani süreci baştan sona bekletiyorum ki çünkü bunu yüklediğimizde bir takım hatalar alacağız. Özellikle 18 ve üzeri Unity sürümlerinde bu hatayı veriyor. Bu hatayı nasıl düzelteceğiz? Esas burası bizim için önemli olan kısım. Sonraki kısımda direkt prefab dosyalarını sürükleyip oraya bırakmanız gerekiyor. Evet, şu an yüklendi. Bakın alt tarafta bir takım hatalar gözükmeye başladı zaten. Şimdi ben burada yine Asset Store içerisinde çok daha farklı butonlarımız var, kategoriler var vesaire. Buradan yine benzer şekilde bunları kurcalarsınız. Hani şey yapacak bir durum yok. Buraya mesela istediğiniz başka nesneler varsa, örneğin benim mesela bir köye ihtiyacım var. Daha önce de aramıştım zaten. Örneğin village diyorum. Burada arayacağınız kavramları İngilizce aramanızda büyük fayda var. Çünkü Türkçe olarak size sonuç vermeyecektir. Türkçe olarak arıyorsunuz. Yan tarafta filtre bölümümüz var. Burada işte hangi sürümü kullandıysanız buna göre seçebilirsiniz. Bize şu an işte free yani ücretsiz olanı lazım. Ben free'yi seçtikten sonra burada da yine dikkat etmeniz gereken bir husus var. O da şu. Bir asset'ı hemen dahil etmeden önce kaç kişi kullanmış? Rating değeri nedir? Bunlara bakmanızda fayda var. Örneğin işte bakın 11 kişi kullanmış, 44 kişi kullanmış gibi. Hani bunlara dikkat etmeniz size yarar sağlar. Çünkü bazılarını indiriyorsunuz, hiç boş çıkıyor veyahut da hiç kullanamıyorsunuz o asset'leri. Bunlara dikkat edin. Bakın yine burada bir benim daha önce kullanmış olduğum bir köy inşa binaları var. Videoda da görmüş olduğunuz unsurlar. Yine Quick Look deyip baktığınızda hızlı bir şekilde. Bakın burada kaç megabayt olduğu sürümü, işte hangi nesne, hangi tarihte yaratıldı, hangi Unity versiyonlarını desteklediğini söylüyor. 5.3'ten sonrakileri destekliyormuş mesela burada. İşte full detay dediğinizde içerisinde neler var. Şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu detayın içerisinde şurada package control yani paketin içerisinde neler var kısmında prefab görmeye dikkat edin. Yani prefab dediğimiz hazır oyun objesi. Bunu yeri geldiğinde göreceğiz ama en azından şimdi Asset Store'u kullanırken bunun hakkında da bilgi sahibi olun. Prefab klasörünü görmeniz gerekiyor. En azından başlangıç için. Çünkü burada mesela texture'lar var. Texture'ları kullanmanız için sizin materyal ve objeyi oluşturmuş olmanız gerekiyor. Ama prefab dediğimiz dosyalar hazır oyun objeleridir. Bunun üzerinde materyali, ışıkları, eğer varsa çeşitli scriptleri her şeyi hazırdır. Direkt sürükleyip bırakırsınız birazdan göreceksiniz. Kullanabileceğiniz oyun objeleridir.
Buna dikkat etmenizde fayda var. İstiyorsanız import veya da dolant diyerek bunu yükleyebilirsiniz. Buradan istediğiniz nesneyi alabilirsiniz. Örneğin benim bir çiçeğe ihtiyacım var. Flower diyorum mesela. Aratıyorum yine. Bakın karşıma bana çiçek seçenekleri sunuyor. Benim işte ücretsiz olana ihtiyacım var ve 3D olmasını istiyorum. Bu da önemli. 2D sprite'ler de karşınıza çıkabilir. Bakın bana 3D objeler böyle getiriyor. Bunları yükleyip bilgisayarınıza oyunlarınızı renklendirebilirsiniz. Başka örneğin ağaçlara ihtiyacım var. Tabii şöyle bir durum da var. Onu da belirtelim. Buradan kullanacağınız, asset'ten kullanacağınız objelerde işte çimen, ağaç ve benzeri durumlarda şuna dikkat edin. Normal mesela bakın örneğin işte burada 25 dolar verip bir işte ağaç scriptleri var. Asset'leri var alabiliyorsunuz vesaire. Şimdi bu şekilde gerçeğe çok yakın objeler kullandığınızda ve bunları çok sayıda kullandığınızda oyununuz kasmaya başlayacaktır. Ama eğer çok öyle görsellik sadece renk katsın isterseniz low poly olan objelere de bakabilirsiniz. Size ne sağlayacaktır? Kolaylık sağlayacaktır. Oyunlarınızı en azından bakın şöyle şurada olduğu gibi, şunun gibi veya benim daha önce kullanmış olduklarım var. Bunun gibi objelerde oyunlarınızda kolaylıkla kullanabilirsiniz. Low poly ağaçları. Şimdi ben bundan çıkıyorum. Herhalde bir 10 dakikamızı burada kaybettik. Evet. Şimdi scene'e geliyorum. Scene'im açık vaziyette. Şimdi bakın asset şuradaki project menüsündeki asset klasörümün içerisinde standart asset diye klasörüm yüklendi. Şöyle baktığımda şimdi burayı tam görmek için ben layout bölümünü 2x3 yapıyorum. Bu şekilde bütün asset klasörünü daha rahat bir şekilde görmeye çalışacağım. Şöyle bütün sahnelerim yan tarafta olsun. Şöyle de ufaltayım. Şurayı biraz daraltabiliyor muyum? Yok. Şimdi bakın. Standart asset'ın içerisinde bir sürü obje var. İşte kamera. Bunları yine yeri geldikçe göreceğiz. Karakterlerimiz var mesela. First person karakterimiz var. Third person var. Buradaki bizi daha çok prefablar ilgilendiriyor. Örneğin ben hemen şuraya bir tane plane ekleyeyim. Bir bizi yere basacak bir objemiz olsun. Biraz büyüteyim bunu. Şöyle. Evet. Şöyle gitsin. Şöyle biraz aşağı indireyim. Şöyle. Şöyle dursun. Gerçi aşağı game penceresine bakarak yapalım. Evet. Şimdi bakın. Third person controller diye karakterlerin içerisinde prefab klasöründe bir objemiz var. Bunu buraya koyduğunuzda direkt bakın burada bir insan yavrusu görüyorsunuz. Biraz büyütelim bunu. Şöyle daha net görün. Yukarı kaldırayım. Şimdi bakın dedim ya bunu seveceksiniz diye. Sebebi şu. Buraya koyduğunuz modeli çalıştırdığınızda bakın hiçbir şey yapmadık. Tabii çalıştıramayacaksınız. Neden? Çünkü şu an konsol bölümümüzde hatalar var. Window General konsola bir bakalım. Neler var? Nereye gitti konsol? Etap. Niye konsola göstermiyorsun? Pardon. Diğer ekranı atmış. Şuraya koyalım. Şimdi bakın burada 14 tane hatta daha fazla kolapsi kaldıralım. Şöyle görüyorsunuz bir sürü hatalar var. İşin kötü tarafı yukarıda bir de çalışmaya engel olacak bir uyarı var. Bir hata 27 ünlem. Şimdi buradaki neymiş bu hatanın olduğu yer bakıyorum. Asset evet standart asset tamam standart asset utility araçların içerisinde simple activator menu nokta script dosyasında bir hata varmış. Diyor ki GUI text objesini ben diyor bulamıyorum. Onu diyor silmen lazım. Silmelisin ki ben bunu yükleyeyim. Peki ben bunu nasıl erişeceğim? Ne yapıyorum? İster şuradaki yolu kendim proje menüsünden nasılmış bakın diyor ki utility nerede utility? Utility burada. Evet burada kimin içerisinde? Utility'nin içerisinde simple activator. Bakın burada simple activator menü. Bunun içinde bir hata varmış. Şimdi bu script dosyasını ben açıyorum ya da bunun üzerine tıklayarak da açabilirim. Bu script dosyasını açıyorum. Çünkü bir hata var ve benim oyunumun bu exit hatanından dolayı çalışmasına izin vermiyor. Muhtemelen yüklediğiniz bazı assetlerde bu şekilde sorun çıkacaktır. Yapacağınız şey şu, hiç bu şekilde bakmaksızın direkt bunun üzerine, buradaki hatanın üzerine çift tıkladığınızda o script dosyasını açacaktır. Bakın burada GUI text diye bir şey var. Bu artık kullanılmadığı için burada yokmuş. Benim bunları yorum satır haline getirmem gerekiyor. Bakın ne yapıyorum? Başına iki tane slash koyuyorum. Bu satır gitti. Hata gördüğüm bütün satırları bu şekilde yorum satır haline getiriyorum ve bunu çalışmamı kaydediyorum.
Bunu kaydettikten sonra, tabii kapatıyorum bunu. Şimdi alt taraftan göreceksiniz. Unit bir refresh yapıyor. Kolları yeniden derliyor. Ona göre. Bakın buradaki hataların büyük çoğunluğu gitmiş olacak. Evet, yeniden import ediyor. Çünkü bu bayağı diğerlerini de etkileyen bir hataydı. Evet, bakın. Ünlemli hatamız, çarpılı halan hatamız gitti. Diğerleri de duruyor. Bunu clear yapıyorum. Buradan sonrası problem değil. Şimdi bakın. Game'e geri geliyorum. Oyunumu ben play yaptığım zaman, bakın adamımız sallanmaya başladı. Klavyeden W asene ya da oklara bastığımda artık karakterim ne yapıyor bakın. Hareket etmeye başladı. Script yazmadım. Hiçbir şekilde, sadece şuradaki karakter klasöründeki third person karakteri, prefab klasöründeki third person controller'ı alıp buraya koydum. AI third person controller bu yapay zeka için oyunlarda kullanılan diğer karakterler. Düşmanlar diye düşünebilirsiniz. Sadece third person'ı kullandık burada. Bakın bu şekilde oyunumuzu hareket ettirebiliyoruz. Şimdi bunu isterseniz bakın zıplatabiliyorsunuz. İşte hop geri geliyor, koşuyor falan. Öyle hop atlama güzel. Güzel yani. Bunu oynayabilirsiniz. Objeler koyup içinde gezmeniz mümkün. Kamerayı da yine benzer şekilde bir önceki uygulamamızda koyduğumuz gibi eklediğinizde oynayabilirsiniz. Ama şu an işimiz bununla değil. Devam edelim. Standart asset tanımaya. Şimdi bakın third person karakter dedik. Sonra burada oyunumuza bakacak olursak, bakın vehicle bölümü var. Bir aircraft var. Yine prefab'a tıklıyorum. Bakın burada aircraft araçlar var. Bakın bunların her biri birer prefab. Şöyle sürükleyip koyduğunuzda bakın uçağınız geliyor buraya. Bu nasıl çalışıyor bilmiyorum. Hiç denememiştim. Bakalım sizle beraber bir deneyelim. Gibi denenebilir. Denenecektir. Hop bunu şuradan nereden? Aircraft GFT hiyerarşi bölümünden delete'le kaldırıyorum. Şimdi bizim işimiz bugün kar bölümünde, kar bölümünden vehicle'daki aircraft'ı kapatalım. Kar bölümünde prefab'a geliyorum. Prefab'da bakın kar diye bir nesnemiz var. Getirip buraya sürüklüyorum. Şimdi şöyle koydum. Hatta şöyle sahnenin ortasında dursun. Şey yapalım. Şu nesnemizi şöyle Z ekseninde biraz uzatalım. Biraz da yanından genişletelim. Evet. Şimdi objemiz gri gözüküyor. Şöyle seçelim karımızı. F ile odaklanıyorum. Biraz daha yaklaşıyorum. Bakın objemiz gördüğünüz gibi gri ve renksiz gözüküyor. Bunu renklendirmemiz gerekiyor. Hatırlayacağınız üzere ben size ilk yaptığımız derste nesne eklemeyi ve materyal atamayı göstermiştim. Şimdi benzer şekilde Esit'e tıklıyorum ve hemen buraya bir klasör oluşturuyorum. Klasörümün ismi Material. Material klasörü oluşturdum. Material klasörünün içerisine hemen bir tane materyal oluşturuyorum. Nerede benim materyalim? Burada. Buna kar diyorum. Veya kar, evet kar olsun. Şimdi renginin kırmızı olmasını istiyorum. Şöyle daha biraz şöyle ateş kırmızısına yakın olsun. Burada başka bir şey daha göstereceğim size. Şimdi materyalimi oluşturdum. Materyalimi alıyorum ve aracın üzerine götürüyorum. Bakın aracın üzerinde çeşitli bölümler var. Bunlar aracın renklendirilebilir kısımları. Siz neresini nasıl renklenmesini istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu koyduk. Rengimiz böyle pastel gözüküyor. Biz materyali oluşturduğumuzda biz sadece rengini ayarlamıştık. Ama rengin altına bakın metalik ve smoothness diye iki tane değer var. Buradaki metalik değerini arttırdığınız zaman aracınız daha fazla metalimsi gözükmeye başladı. Bakın görüyorsunuz. Rengi belki biraz daha şöyle Ferrari'ye yaklaştırabiliriz. Hayaller gerçekler. Neyse devam edelim. Kardı. Bakın pencerelerimiz var. O zaman buna yeni bir material daha oluşturacağım. Material diyorum ve car window diyorum. Yani car glass diyelim. Hocam niye İngilizce kullanıyoruz? Elimiz alışsın diye. Camlar böyle turkuaz olabilir. Sanki böyle hani cam efekti ya da tam tersi hani full ne derler? Siyah, zifiri siyah bir cam filmi falan. Evet, bakın cam filmi gibi oldu. Tamam. Lastiklerimiz var. Yine aynı şekilde car diyorum, material diyorum. Bu kez car wheel diyorum tekerlekler için. O da yine siyah olabilir şöyle. Onu da car wheel'ı da
Sürüklüyorum tekerleklerin üzerine. Bakın her birine tek tek koymam gerekiyor. Şöyle koyuyorum. Aracı döndürüyorum şöyle. Yaklaşıyorum biraz. Car wheel. Car wheel. Evet. Bakın üzerinde ikonlar görüyorsunuz. Ses hoparlör ikonları var. Buradaki gizmoya tıklayarak bunları kaldırabilirsiniz en azından şimdilik. Çamurluklarımız varmış. Çamurluklara da renk atamamızı istiyor. Onlara da şöyle yine material şey diyelim well clear diyelim. Yani doğru yazdık mı bilmiyorum ama koruyucu anlamında olacaktı. Bunların rengi de kafanıza göre belki şöyle yine siyah olabilir ya da beyaz olabilir. Nasıl isterseniz artık. Ben aslında gri taraftarıyım da neyse. Şöyle hop, bakın üzerine getir gelmeye çalışıyorum. Olmayabiliyor bazen biliyorsunuz. Şöyle. Yakaladım evet. Diğer tekerleğe de bakalım. Şurada. O da gelsin. Evet. Şimdi bakın bunlar tamam. Arkada stoplarımız kaldı. Bunları da back lamp diyelim. Yine bir materyal oluşturalım. Back lamp diyorum. Bunun da rengini ayarlayacağım. Bunun da rengi şöyle belki hafiften sarımtırak veya kahverengi ya da siyah neyse olabilir. Artık sizin hayal gücünüze kalmış. Backlamp deyip onların üzerine bıraktım. Evet. Bakın aracımız şu anki haliyle tamam. Araç materyalimizi hazırladık. Şimdi buradan sonrasında artık çevreye istediğiniz objeleri yerleştirebilirsiniz. Bir durumumuz var. Onu hemen gösterelim. Bakın çalıştırıyorum uygulamayı. Ses de duyacaksınız. Gaza basıyorum. Aracımız burada ama kamera sabit kaldı. Biliyorsunuz bu ortak problemimizdi. Hemen ne yapıyorum? Kameramı alıyorum ve Cars'ın üzerine bırakıyorum ve main kameram artık benim konumlandırdığım yerde ne yaptı? Objeme odaklandı. Gizmo'yu aktif hale getirdim. Çünkü main kamerayı bir şöyle ayarlamak istiyorum biraz daha. Şöyle araca yaklaşsın. Mesela şöyle biraz aşağı inebilir ya da şöyle rotate ederek hafiften aracı yukarıdan görebilirim ama bakayım. Yandan görüyoruz sanki biraz. Şöyle görelim, değil mi? Biraz daha gelebilir. Şöyle biraz daha döndürelim. Evet. Şimdi çalıştırdığım mesela, bakın. Oynamanız mümkün. Artık buradan sonrasında sahneye istediğiniz nesneleri yerleştirebilirsiniz. Mesela materyalimiz vardı. Ben yine materyale gidip bir materyal oluşturacağım. Bunun adı işte plane olacak. Çünkü bir dünya zeminimiz var. Plane'imiz şöyle hafiften yeşile yakın bir ton olabilir. Plane'i alıyorum, sürükleyip bırakıyorum. Yeşil bir dünya olduğunu varsayalım. İsterseniz burada yine Asset Store'a gidip çeşitli objeler indirerek burayı daha da renklendirmeniz mümkün. Ben hiyerarşinin içerisinde mesela örneğin buraya işte küpler olduğunu düşünün. Bu küplerin ev gibi burada konumlandığını düşünün. Mesela şöyle gelsin burada. Şöyle büyütelim biraz bunları. Evet, bunlar örneğin bizim fabrikalarımız mesela. Yani caddede yollarımız. Yol demişken bir yola ihtiyacımız var değil mi? Yollar nasıl yapacağız? Asset Store'dan ROAD indirebileceğiniz gibi yine plane'e gelip bir plane indirip mesela bakın benim şu alttaki plane'imin yüksekliği kaçmış y'si. Bunu ben sıfırlıyorum. Sıfırlayınca işler karıştı. Şöyle yapalım. Bu eksi 5 olsun. Tamam. Şimdi bunun alttaki plane'in yüksekliği eksi 5. Siz bunu başlangıçta sıfır da yapabilirsiniz. Veya şimdi de sıfır ayarlayabilirsiniz. Çok önemli değil şu an için. Amacımız bunu öğrenmeye çalışıyoruz şu an. Bu plane'imi de zemine yaklaştırıyorum. Eksi 5 de unutmayın. Bunu eksi 4.9 gibi ayarladığım zaman ne yapacaktır? Benim alttaki plane'imden daha yukarıda kalacaktır. Ve ben bunun rengini şöyle uzattığım zaman ve buna da yine bir materyal atayıp ROAD dediğim zaman ve ROAD plane'in rengine de şöyle hafiften griye yakın bir ton seçip yola bıraktığım zaman evet.
Bakın bir yolum oldu. Bir şey daha göstereyim. Mesela burada biz plane ile çalışıyoruz ya. Plane'i materyalleriyle çalışıyoruz. Ama benim şöyle bir şeye ihtiyacım var. Road texture diye Google'da aratıp örneğin görsellere bir bakıyorum. Şöyle işimize yarayacak güzellikte bir yol, asfalt şu şekilde de olabilir. Şöyle de olabilir. İşinize yarayacak bir görsel bakalım. Asfalta benzesin şöyle. Resmi farklı kaydediyorum. Evet, buradan masa üstündeyim. Bunu Road diye kaydediyorum. Tabii bunu aslında kendi klasörümüzün içerisine kaydetmemiz daha mantıklıydı. Öyle yapalım. Ben bunu masa üstünde şöyle Unity'nin içerisine hatta işte dur şöyle yapalım. Şu masa üstündeyim. Şöyle görün en azından. Bunu aldım. Örneğin bu masa üstünde. Bakın masa üstünde. Ben bunu alıp Unity'de şöyle materyal klasörüne ya da herhangi bir asset klasörüne şöyle bıraktığım zaman bakın asset'ın içerisine Road diye eklendi. Şimdi neyimiz seçili olması gerekiyor? Benim materyalde şöyle pardon. Burada materyalde Road'un seçili olması gerekiyor. Şimdi ben az önceki Road tekstürünü buradaki albidoya atacağım. Ama bunu nasıl yapacağım? Buraya tıkladığımda bu gidiyor. Gitmemesi gerekiyor. Bakın materyalde Road seçiliyken şurada bir kilit var. Bu kilide tıklayıp bu inspector sabit kalıyor artık. Ben buradan materyale bir daha tıkladığım zaman artık bu inspector değişmiyor. Bakın Road materyaline ait. Bunu alıp şuradaki albidoya atıyorum. İsterseniz buradaki tiling metodunu değiştirerek arttırıp azaltarak şöyle bir yol görünümü yakalamanız, elde etmeniz. Şöyle bir yapalım. Şunu da bir yapalım. Bir daha görelim. Bakın bir de 10 yaptım. 20 yapıyorum. Evet. Bu halde durabilir. Ya belki biraz daha arttırırsak diye bakalım. Evet. Bu şekilde bakın bir yol yaptık. Şimdi artık oyunumuzu bu yol üzerinde de oynayabiliriz. Şimdi karı tıkladığınızda bakın inspektör değişmiyor. Buradaki çeşitli ayarlarla aracın evet bu şekilde yaptığınızda bakın ne yaptık bir texture atadık. İstediğiniz texture'ları istediğiniz nesnelere bu şekilde materyallerin üzerinden atayabilirsiniz. Böylece objeleriniz daha gerçeğe yakın ya da daha farklı gözükebilecektir. Örneğin bundan bir tane daha istiyorum. Hemen Ctrl D yaptım. Bakın şöyle. İsterseniz yine Ctrl D ile hop şöyle farklı farklı objeler yani yollarınızı yapabilirsiniz ki aynı şekilde yine Ctrl D diyorum. Bunu şöyle 90 derece örneğin döndüreceğim mesela. Biraz ufaltmak istiyorum. Şöyle ufalttım. Şöyle koyuyorum gibi. Hani artık buradan sonrası biraz sizin hayal gücünüze ve nasıl bir şey yapmak istediğinize kalmış. Bu şekilde oyunlarınızı da zenginleştirmeniz mümkün. Evet. Ne yaptık kısaca? Ondan bahsedelim tekrar. Asset Store'a gittik. Bakın şu an Asset Store gözükmüyor. Burada Ctrl 9 ve hatta Window menüsünün Asset Store'a dokunduğunuzda eklenecektir buraya. Asset Store'a gittik. Standart Asset'ı indirdik. Standart Asset'taki otomobilimize, karımıza yani şuradan kar diye tekrardan gösterelim. Asset içerisindeki standart Asset'taki şöyle tekrar kar aracımızdan prefab klasöründeki kar aracını indirdik. Ona çeşitli materyaller atadık, renklendirdik. Bir plane oluşturduk. Plane'imize internetten bulduğumuz bir texture, road görselinin materyallerdeki
ROAD texture'ının albidosuna ekledik ve bu şekilde onun görünümünü değiştirdik. İleride buna daha detaylı bir şekilde de gireceğiz. Hani buradaki normal map, height map ne işe yarıyor? Bunlarla ilgili de detaylara gireceğiz ama şimdilik sadece albidoya bir texture atamak suretiyle görmeniz yeterli. Bu şekilde nesnelerimizi oluşturduk. İsterseniz yine Asset Store'da çeşitli işte binalar, ne bileyim şehirler vesaire indirerek burayı daha da renklendirebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış vaziyette diyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.